few things about myself, of and course. then we'll go right into the questions. Yes. Okay, so değerli katılımcı, let me just pass this on. Thank you. Katılımcılarımız şimdi Dr. Brandon kendisiyle ilgili birkaç bilgi verecek bize. Onun sonrasında sizin sorularınıza geçebiliriz. Sorularınız hali hazırda yanınızda hazırdır zaten. Chat kısmında dediğimiz gibi yazabilirsiniz soruları. Yes, thank you. It's wonderful to be here today. Thank you for coming to the virtual conference. I am a Temple Grandin, professor of animal science at Colorado State University. Mm-hmm. And when I was 3 years old, I had no speech, all of the symptoms of severe autism. Mm-hmm. And one of the things that really helped me was really good early educational treatment starting at age 2.5. Okay. Değerli katılımcılarımız, bugün benim için burada olmak harika bir durum. Öncelikle kendimi tanıtayım size. Ben Temple Grandin. Colorado State Devlet Üniversitesi'nde hayvan bilimleri alanında çalışıyorum. 3 yaşında tamamen sözel olmayan ve otizm semptomlarını çok ciddi bir şekilde göstermeye başlamıştım. Bana yardımcı olan ise 2,5 yaşında başladığım erken eğitsel tedavi süreci oldu. Yes. Okay, I'm ready for questions. Okay, şimdi sorularınızı alabiliriz. Daha önce belirttiğimiz gibi chat kısmına yazabilirsiniz. Well, certainly, then I should I just say a few more things? Maybe then we'll get some questions. İsterseniz Dr. Grandin, duyabiliyor musunuz şu anda? Well, when I was a little kid, I had no language. Mm-hmm. And I was taught some basic words. And it was really helpful when the teacher spoke slowly. It made it easier for me to hear the words. There was also a lot of emphasis on learning how to wait and take turns with a simple game. These children have to learn how to hold a response back. So teaching turn taking is very important. Okay. Ben kendim küçük bir çocukken neredeyse hiç dil becerisine sahip değildim. Ve bana öncelikle bazı temel kelimeler öğretildi. En çok yardımcı olan ise öğretmenimin çok yavaş yavaş tane tane konuşması oldu. Bu şekilde kelimeleri duymamı kolaylaştırıyordu. Bunun haricinde sıra alma üzerine basit bir oyun çerçevesinde sıra alma çalışmaları yapıyorduk. Bu da neyi sağlıyor? Çocuğun cevap sırasını beklemesini, kendi sırasını almasını, sırası gelince konuşmasına yardımcı oluyor. Yes. Anything to add on or should I pass on the questions? Yeah, just pass on the questions because I do not know the language. So just keep giving me the questions. All right, sure. And maybe okay. It might be easier for you if they're written in you know, Turkish chat, it might be easier for you. I won't be able to read them, but you will be able to read them. Definitely. I think we have one question, which is in English. Let's see that. Our son is 12 years old. Our question is, he has closed himself with repetitive words like echolalia at the corner rooms. He takes too much pleasure from the voices of syllables and not allowed to communication. It has continued, although we restricted the voices at the home. Do you advise us anything like a therapy or a book, etc.? Well, my most basic autism book is The Way I See It. It is in English. Mm-hmm. And maybe somebody in Turkey can translate it. A lot of practical teaching information. Mm-hmm. And an echolalic child can speak clearly, but they do not know what the words mean. And they often have a favorite movie that they've memorized.
And if you can take some of the words in the script from a movie and use them in real life, then the child will start to understand the meaning of language and why you have language. Okay, let me pass this on. Bu arada az önce doktorumuz belirtti, ben size de aktarayım. Siz sorularınızı Türkçe olarak yazarsanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü ben direkt çevirisini yapıyorum. Kendisi de chat kısmına bakmıyor. Benim üzerimden ilerletiyoruz. Yeliz Hanım'ın sorusu vardı. Kitap olarak önerisi Temple Grandin'in kendi kitabı The Way I See It kitabı var. Bunun içerisinde pratik eğitsel bilgilere erişebilirsiniz. Yalnız İngilizce olduğu için kitap bunun Türkçe'ye çevirisinin yapılması gerekiyor. Ekolalya durumunda çocuk net bir şekilde, açık bir şekilde konuşabiliyor fakat kelimelerin anlamını bilmiyor. Ve genellikle bu çocuklarımızda favori bir filmleri söz konusu oluyor. Ezberledikleri bir film oluyor. Yapabileceğiniz öneri niteliğinde şöyle bir şey belirtiyor. En sevdiği filmden favori bir filmi varsa bunun transkriptini alabilirsiniz, sözlerini alabilirsiniz ve bunu gerçek hayatta kullanabilirsiniz çocuğunuz ile. Bunu yaparsanız ne olacaktır? Çocuk kelimelerin gerçek hayattaki ve dilin anlamını kavramış olacaktır pratik olarak. Okay. Let's pass on to the next question if you would like. Okay. The next question is, how should we treat our children at home as mothers and fathers? What would be your briefly suggestions on our approach to our children? You need to teach them basic skills, dressing, bathing, eating with utensils, teaching them greetings like hello, thank you. These very basic things need to be taught to children with autism. Okay, öncelikle çocuklarımıza temel becerileri öğretmemiz gerekiyor. Giyinme gibi, giyinme, soyunma, yemek yeme, araç gereç, mutfak araç gereçlerini, sofra araç gereçlerini kullanarak yemek yeme ve temel kelimeler gibi selam verme, teşekkür etme gibi kelimeleri öğretebiliriz. Anything else to pass on? Yes. Autism is a very big spectrum. It goes from Einstein and computer scientists who have mild autism to an adult that never learns to speak. A big spectrum in the fully verbal kids develop strengths they are good at. Mathematics might be a strength. Writing might be a strength, or art, or design of buildings. Take the thing the child's good at, build on it, because it may turn into a career. Okay. Devamında şunu vurguluyoruz. Otizmin çok büyük bir spektrum olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şöyle ki, Einstein gibi ya da bilgisayar bilimcileri gibi basit semptomları gösteren otizmlilerden ta ki konuşmayı hiçbir zaman öğrenmeyen yetişkinlere kadar genişleyen bir spektrumdan bahsediyoruz. Bu durumda bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çocuğun güçlü yönlerine odaklanmalıyız. Diyelim ki matematik alanında veya tasarım alanında, sanat alanında, bir bina inşası alanında iyi olduğu neyse bunu bulmalıyız. Güçlü yönünü keşfedip iyi olduğu alanın üzerine inşa etmeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu ileride çocuğumuz için kariyere dönüşebilir. Alright. Now you have many questions in the chat and okay. Unfortunately I cannot read them. Okay, let so me you need to pick out questions. Okay, let's go on. İncinur Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Eğitim sırasında stereotipik hareketlere karşı tavrımız ne olmalı? Müdahalede bulunmalı mıyız ya da ne kadar süre izin vermeliyiz? Okay, the next question is during training.
what should be our approach towards stereotypical moves, and how should we do the intervention to the stereotypical typical movements, or should we have an intervention, and how long should we intervene with the child? Well, for young children that are not talking, you need to start intervention now. Do not wait. And these children need minimum 2 hours a day, 2 hours a day of one-to-one teaching, teaching them words for favorite things like foods or toys, and also teaching turn-taking. Research is very clear. These little kids need a lot of hours with a good teacher. And sometimes that good teacher could be a grandmother. Genç çocuklar, özellikle sözel olmayan küçük çocuklarımızda müdahaleye hemen, tam olarak şu anda başlamamız gerekiyor. Beklemeyin. Bu çocukların minimum günde 2 saatlik birebir eğitime ihtiyacı vardır. Başlangıçta temel kelimeler öğretebilir. Ne gibi? Yiyecek kelimeleri olabilir, oyuncak kelimeleri olabilir ve en önemlisi sıra alma öğretilmelidir. Araştırmalar da açık bir şekilde gösteriyor ki küçük yaştaki çocuklar bol saatlerle, bol eğitimlerle ve iyi bir öğretmenle eğitilebilir. Tabii bu iyi öğretmen bazen bir babaanne bile olabilir. Babaannesi ya da anneannesi bile olabilir. Okay, next question. Samir Hanım, why are children intestine absorption pores so spacious? Is the next question. Wait a minute, I'm sorry, I did not understand. I'm sorry. Let me just repeat that they asked the questions in Turkish so that our participants can understand too. Just excuse me for one second. Okay. Değerli katılımcılarımız, lütfen soruları Türkçe olarak aktaralım. Ben soruları İngilizceye çevirmeden önce Türkçesini de yüksek sesle okuyorum ki sizler de takibini yapabilin. Yalnız İngilizceden ziyade, çünkü doktorumuz takip etmiyor, Türkçe olarak yazalım lütfen. Okay. Hatice Hanım'ın sorusu, bizi her zaman heyecanlandıran çalışmalarını büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. Ama bir sonraki hayalinizi merak ediyorum. Bizimle paylaşabilir mi? Okay. Doctor, the next question is, Mrs. Hatice says that they have been following your works with huge enthusiasm. And we are really curious about what's your next dream or step is going to be. Would you like to share it with us? Well, I would like to have children in Turkey that have problems with speech or with autism, get the right therapies so that they can have fulfilling, productive lives. Do you want to work with children from Turkey? Did I get that right? No, that would be, doing these conferences. Because I think it's really important to understand that autism has a very big range, going from someone like Einstein to the people that made the technology that we're using right now, to others that are much more severely handicapped and may remain nonverbal and have problems with life skills. But even those people, if they're given training, can learn, you know, just basic skills like maybe shopping, dressing. It's really important that they learn those things. Hatice Hanım'ın sorusuna yönelik olarak söylüyorum şu anda. Bir sonraki isteğim, hayalim şu olabilir. Bu gerçekleştiğimiz online konferansları çoğaltarak Türkiye'deki özellikle konuşma problemleri yaşayan çocuklara doğru terapiyi ve full, tam terapiyi almalarına yönelik yardımcı olmak olabilir. Çünkü şöyle düşünüyorum. Otizmden bahsettiğimiz zaman şunu anlamamız çok önemli. Çok az önce de vurgulamıştık bunu, çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. Einstein gibi birinden şu anda kullandığımız teknolojileri oluşturan insanlara kadar
Bunlardan tamamen ömrü boyunca sözel olmayan bir şekilde hayatına devam eden ve temel becerilerde bile sıkıntı yaşayanlara kadar geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. Ama şunu da anlamamız gerekiyor. Bu bahsettiğimiz ikinci kısımdakiler bile iyi bir eğitimle, doğru bir eğitimle temel becerileri edinebilirler. Ne gibi? Alışveriş gibi, giyinme gibi temel becerileri edinebilirler. Dolayısıyla bir sonraki hayalimiz mümkünse bu konferansları çoğaltarak mümkün olduğunca çok kişiye erişmek. Thank you doctor. Next question. Öfke nöbeti geçiren otizmli çocuklarımız için önerileriniz nelerdir? Okay. What would be your suggestion for our autistic children who are having meltdowns? You have to figure out why the child is having a meltdown. I'm going to give you the different reasons. Frustration because they cannot talk. That's one reason. Another reason might be loud noise, maybe a train station, because a loud noise hurts their ears. And the third reason is to manipulate behavior, get out of doing something. So the first step is you have to figure out where is the meltdown occurring. There's three reasons. Frustration because it cannot communicate, sensory overload from loud noise, but also to manipulate behavior. You have to figure out which motivation you have because the way you handle them are different. Öncelikli olarak öfke nöbeti konusunda başlangıçta bu öfke nöbetinin nedenini anlamamız gerekiyor. Üç farklı nedeni vurguluyor doktor. Birincisi öfke nöbeti geçiriyor olabilir çünkü konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Bir diğer ikinci neden yüksek gürültü olabilir. Misal bir tren istasyonu vardır yakınlarda. Ki gürültü kulaklarına zarar verdiği için, yorduğu için bundan geçiriyor olabilir. Üçüncü neden davranışı manipüle etmek için öfke nöbeti geçiriyor olabilir. Yani yapılmasını istediği bir işten kurtulmak için öfke nöbetine sığınıyor olabilir. O yüzden öncelikli olarak çocuğun motivasyonunu anlamamız gerekiyor. Öfke nöbetine sebep olan davranışın motivasyonu nedir? Should I get on with the next question? Anything to add? Well, there's a lot of questions here on the chat that you can probably translate. Okay, let's go there's on. Many, many questions on the chat yes. I cannot read. Okay, I'm going in order, by the way, doctor. Okay, that's fine. Yes, okay. Bir sonraki soruya geçelim. Çok fazla sorularımız birikti çünkü. Tuğba Hanım, merhaba ben ABA'nın bilimsel olduğu halde birçok otistik yetişkinin travmalarının neden olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Okay, she is saying although ABA is said to be scientific, many autistic adults It's also said that it leads to traumas in many autistic adults. What do you think about this? There is some old ABA that was really bad. And they forced those adults when they were children into sensory situations that were really painful. That was bad. Now there's some more modern, gentler ABA that with a good teacher can be done really well. You want to make sure you don't use the bad old-fashioned kind. Okay. Eski ABA yöntemlerine baktığımız zaman onlar gerçekten kötüydü. Bu bahsettiğimiz otistik yetişkinler çocukken duygusal durumlarda özellikle bu eski ABA yöntemlerine zorlandılar ve gerçekten acılı ve kötüydü eski yöntemler. Fakat şu anda modern ABA'dan bahsedebiliriz. İyi bir öğretmenle ABA yöntemleri gerçekten iyi bir şekilde uygulanabilir. Ama dikkat etmemiz gereken şey eski ABA'nın uygulanmaması. Modern olan ABA'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Next question. Selamlar. Küçük bir çocukken dışarıdan size gelen duygusal bağlamda olan tüm uyarıları anlayabiliyor muydunuz?
Yoksa sadece eğitsel olanlar mı sizi harekete geçiriyordu? Yani duygusal bakımdan nasıl hissediyordunuz? Okay, greetings when you were a little child. Were you able to understand in context of emotions everything that was brought to you? Or was it only the educational things that got you moving? I mean, by means of emotions, how did you feel when you were a little child? Well, the first with all step, the input. Yeah. First step is I've got to understand language. Now, I did understand simple emotions like happy or sad, but I did not understand more subtle emotions. But with a little children, very young children, you want to try to get speech started. I'm sorry. Mikrofon açıldı da onu kapatabilir miyiz lütfen? Bir mikrofonumuz açıldı. Lütfen ona dikkat edebilir miyiz? Değerli katılımcılarımız, birinizin mikrofonu açık. Lütfen onu kapatmamızı rica ediyorum. Okay, I'm very sorry. I'm looking at it right now. Okay. I'm sorry, doctor. Yes. Okay, I think we have muted. There you go. Okay, can you hear me now, doctor? Yes, I can. Okay, I think we have muted the participant. I'm sorry for that. You said that the first step for you was to understand the language. Well, the first step you've got to do is work on language. Now, I understood things like happy, laughing, sad. The thing I did not understand was more subtle emotions. But with these little kids, the most important thing we've got to get going is language. And basic skills, bathing, dressing, eating. That's the first step to work with the really little kids. Kendisi duygusal, küçükken duygusal bağlamda nasıl olduğu sorusunu yöneltmiştik. Şunu belirtiyor, ben kendim küçükken temel duyguları anlayabiliyordum. Mutluluk, üzgünlük gibi ya da bir kahkaha durumunu anlayabiliyordum. Ama daha soyut olan duyguları anlamakta zorlanıyordum. Bu noktada çocuklarımızda, daha genç çocuklarda neye odaklanabiliriz? Az önce de vurguladığımız gibi ilk yapmamız gereken dil üzerine çalışmak ve temel becerileri edinmeleri için onlara yardımcı olmak. Temel beceriler derken banyo yapma, duş alma, yemek yeme, giyinme gibi. Öncelikle bunlar ve dil üzerine çalışmamız gerekiyor. Okay, let's go on with the next question. Rojda Hanım, ergenlik döneminde yaşadığınız sorunlar ve neler hissettiğinizi öğrenebilir miyim? Can we hear about the problems that you faced as a teenager and how you felt about these problems? Teenager? Yes. Worst part of my life. Worst, worst, worst. Bullying, teasing, people made fun of me. And only place I had friends was through shared interest. And for me, it was horses and electronics. Friends through shared interests. They could be art, music, computer science, building things, robotics. Find things where they can be a shared interest, because that's where I had friends. Ergenlik dönemi benim hayatımın en kötü dönemiydi. Kabadayılıktan tutun dalga geçilmeye kadar insanlar benimle dalga geçiyordu tamamıyla. Ve benim bu dönemde tek arkadaşlarım, ortak ilgi alanları bulduğum
alanları oldu. Benim için bu ortak ilgi alanları neydi? Atlar ve elektronik cihazlar. Ne yapmanız gerekiyor ergenlik döneminde özellikle? Ortak ilgi alanlarına odaklanmanız gerekiyor. Bu ne olabilir? Sanat olabilir, müzik olabilir, bilgisayar olabilir, bilim olabilir, robotik olabilir. İlgi alanı neyse ona odaklanmanız gerekiyor. İlgi alanı hangi yöndeyse çocuğum. Thank you Doctor. Tuğba Hanım'ın 4 tane sorusu var. Başlayalım birincisiyle. Otizmde ilacın yeri var mı? Varsa hangi durumlarda kullanılır? Is there place for medication in autism? And if there is, in what cases should they be used? Too many little children are given way too many drugs, way too many drugs in little children. In older individuals, medication may be helpful if used very carefully, where you try one medication and you watch carefully to see what it does. But I'd like to avoid medication in very young children. Küçük çocuklar, küçük çocuklara çok 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 fazla ilaç veriliyor. Küçücük bedenlerine çok fazla ilaç veriliyor. Daha yaşı büyük olanlarda ise ilaç kullanımında sadece dikkatli kullanılırsa işe yarayabilir. Bir tane ilacı deneyebilirsiniz. Ne yaptığını, ilacın etkilerinin nasıl ilerlediğini görürsünüz. Eğer işe yarıyorsa kullanımına devam edebilirsiniz. Ama benim karşı olduğum nokta küçücük çocuklara çok fazla ilaç yüklemesi yapılması. İkinci sorusuna bakalım Tuğba Hanım'ın. İlaç kullanımı kabul görüyorsa eğitimi aksadan ya da engel olan kısmı nedir? Okay, well, the follow-up question on drugs. In a Zoom meeting. Doctor, the follow-up yes. question on drugs is if you think that drugs are accepted, is there a part where it blocks education? And if there is, what is it? Yes. Too much drug, overdose in a drug, would block education. İlaç kullanımı eğitimde engeller mi ya da aksatır mı diye sorduk. Evet, çok fazla ilaç kullanımı ya da gereğinden fazla doz kullanımı eğitime kesinlikle engeller, engel olur. I have things I've written on medication on my website, templegrandin.com. It's my last name, templegrandin.com, and in some of my books. You have permission to translate those into Turkish, just those chapters. So it'll be easier if that printed material could be translated into Turkish on medication. Okay. İlaç kullanımı üzerine templegrandin.com web sitesinde, Dr. Grandin'in kendi web sitesinde ilaç kullanımına dair bölümlere denk gelebilirsiniz. Ayrıca kendi kitaplarında da İlaç kullanımına dair bölümler var ve kendisi bu bölümlerin çevrilmesi için de izin verdiğini belirtiyor. İsterseniz yazılı olarak bu metinleri incelerseniz daha faydalı olabileceğini söylüyor. Çok fazla sorumuz var. İlerleyelim biz. İncinur Hanım'ın sorusuna bakalım. Dicle Hocam. Buyurun hocam. Küçük bir kontrol yapalım. Ses Tabii. alamayan katılımcı varmış sanırım. Var mı ses alamayan katılımcı? Hayır. Tamam. Sadece varsa sesini açıp belirtsin. Öyle daha kolay olur. Eğer kimse de yoksa devam edelim hocam. Tamam, devam edelim hocam. Okay. Sorry for the interruption, doctor. We were just checking if there was anybody who couldn't hear us. I'm moving on with the next question. I just want to mention in my yes. book, Thinking in Pictures, there's a chapter in here on the usage of medication in my book. Medication usage, risk and benefit decisions. You have permission to translate that chapter. You don't have to write to me. If somebody could translate that one chapter on medication, that would be
really good. Post it on a website in Turkish. Okay, and thank you very much. That chapter is on page, it's on page 268 of the book, page 268 of the book, Medication Usage, Risk versus Benefit Decisions. And if you could get that translated, okay, that'd be really good. Okay, thank you very much, doctor. Kitabında ilaç kullanımına dair bölümlerin olduğunu belirtmişti Dr. Grandin. Şimdi detaylı bir şekilde az önce sizler de ekranda görmüşsünüzdür. Kitabının tam olarak 268. sayfasında ilaç kullanımı, riskleri ve faydaları olarak bir bölüm var ve kendisi bu kısmın çevrilmesine tamamen izin veriyor. Özellikle onay almak için de yazmamıza gerek olmadığını belirtiyor. Devam edelim şimdi İncinur Hanım'ın sorusu ile. Just a second. Çocuğun tolere edemediği durumlar karşısında, yani rutinli olan takıntılarına karşı tavrımız ne olmalı? Nasıl yaklaşmalıyız? Okay. By the way, Dr. Grandin, Mr. Suleyman just texted me. As you know, he is the owner of the ABA clinic here in Diyarbakır. And he is asking you if we can do the translation of your book, if you have permission. Yes, yes. The whole, yes, for the whole book, you'll need to get permission from the publisher. For the one chapter on medication, you're not going to need permission. Just translate that. But I'd like to get the whole book translated. Okay, okay. Hopefully we are going to be working on that. Yeah. Kitap çevirisi üzerine biz ABA Klinik olarak bir soru yönelttik. Çevirisi üzerine çalışmak istiyoruz. Biz sorumuzla devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Çocuğun tolere edemediği durumlar karşısında, yani rutinle olan takıntılarına karşı tavrımız ne olmalı? Nasıl yaklaşmalıyız? On with the next question. When the child faces situations that he, she cannot tolerate, that is, when they have problems with the routine, what should our approach be to the child? You can actually teach a child to tolerate some variation in routine. You can teach them that we usually have lunch at 12 o'clock, but there may be some situations where we don't. And that's called a social story. And sometimes that's helpful. Okay. Aslında çocuğa tolere edemediği durumlara karşı bazı varyasyonları, farklı varyasyonları tanıtabiliriz. Örneğin genellikle öğlen yemeğini tam olarak saat 12'de yiyoruzdur. Ama bazı durumlarda 12'de değil de farklı bir saatte yiyebileceğimizi anlatabiliriz. Bu yardımcı olacaktır. Next question. Selam, otizmli çocuklar için diyet ne kadar önemli? What's the importance of diet with autistic children? There are some autistic children where special diets are helpful. It's some of them, not all of them. And the main special diet is taking out dairy products, which would be milk, yogurt, ice cream, and taking out wheat products. Now, rice is good. Rice is on the diet. These diets work on some children, and on others they have no effect. Bazı otistik çocuklarda, sadece bazılarında, hepsinde değil, özel diyetler yardımcı olabilir. Ne gibi? Süt, yoğurt, dondurma gibi ürünleri çıkarabiliriz. Pirinç olabilir bu arada. Pirinci kullanabiliriz. Bunlar faydalı olur. Ama bu sadece bazı çocuklar için geçerli. Tüm çocuklarda işe yarayacak diye bir şey yok. Derslere odaklanmak için nasıl bir yol izlediniz? What kind of a path did you follow to concentrate on your classes? Okay, I mean,
I don't really understand path that I followed to becoming a college professor? In your education life, in order to concentrate on your classes and your studies when you were little, did you have any special thing that you did to keep your concentration on one lesson? Well, I had lots of ABA type of speech therapy from age 2.5 to 4. Then I was in a small elementary school, old fashioned, quiet classroom. We also had lots of hands-on activities, art, woodworking, sewing. These things were my favorite classes. Cooking is another class. I think many of these children in school need to have the academics, but they also need to do a lot of hands-on classes. Making things, I loved sewing as when I was 8 years old, had sewing class, really, really liked it. I also had woodworking and carpentry class. Okay, thank you. Derslere odaklanma konusunda şu şekilde belirtti. Özellikle 2,5 yaşındayken çok fazla ABA konuşma terapisi aldım. Çok fazla. Sonra ilkokula devam ettiğim zaman eski usul, küçücük, sessiz bir sınıf ortamında eğitim giriyordum. Ayrıca akademik derslerin yanında el işleri derslerimiz de çok fazlaydı. Ne gibi? İşte sanat olsun, tahta üzerinde çalışma, dikiş, örgü gibi. Ki bunlar benim en sevdiğim sınıflarımda, en sevdiğim derslerde yemek yapma gibi. Bunları çok seviyordum. Ben kendimle 8 yaşındayken örgü yapmayı özellikle çok severdim. Bunun dışında tahta üzerinde çalışma da benim favori alanlarımdan biriydi. Yani bu çocukların, otistik çocukların elbette okulda akademik eğitimi alması gerekir. Ama el işleri de çok önemlidir. Onlara da odaklanmalılar. Hafif ve orta olan otizmli çocuklara ömürlerinin sonuna kadar psikolog gerekli mi? Do the autistic children with mild or medium level, do they need a psychologist throughout their life? The mild level probably would not need a psychologist throughout their life. Many computer programmers who made the technology that we're using right now are mildly on the autism spectrum. There's many mathematicians on the autism spectrum, artists, writers. I need to take the thing that this fully verbal child is good at and expand on it. Expose them to computer programming. Many classes are free. My mother always encouraged my art, and I used that in engineering design. Build on strengths. Hafif düzeyde olan otizmli çocuklarda psikolog, ömür boyunca bir psikolog gerekmez. Ki çoğu baktığımız zaman kullandığımız teknolojileri yaratan çoğu bilgisayar programcısı da hafif derecede otizm spektrumundadır. Hatta matematikçiler, sanatçılar, yazarlar birçoğunda hafif düzeyde vardır. Bizim yapmamız gereken çocuğun iyi olduğu şeyi almalı ve bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Bilgisayar programı, bilgisayar alanında mı iyi çocuk? Bir sürü bilgisayar programı dersleri var. Çoğu da ücretsiz. Onlara katılmasını, onları almasını sağlayabiliriz. Ben kendim sanat alanına ilgim olduğu için annem bu alanda beni geliştirdi ve bu ileriki yaşantımda bana yardımcı oldu. Mühendislik, inşa alanında ben bunu kullandım. Okay, next question. Oğlum 13 yaşında ve aşık oldu. Derslere odaklanamıyor. Siz bu durumu yaşadınız mı? Diye bir soru var. The next question is, my son is 13 years old and he has fallen in love and he cannot concentrate on his classes. Have you had a similar situation, similar experience?
I was not a good student when I was 13. One of the things that helped me concentrate on my classes is when I was motivated to study. And my science teacher helped me with this, because now education became a pathway to becoming a scientist. And that motivated me to study. Just getting good grades to satisfy the family, that's not enough. Education needs to be a pathway to a career. And the child needs to understand that. Ben 13 yaşındayken kendim 13 yaşındayken iyi bir öğrenci değildim. Bana bu noktada yardım eden, derslere konsantre olmamı sağlayan şey ise motive olmaktı. Motive olduğumda derslerime odaklanabiliyordum. Bana yardımcı olan kişi ise fen öğretmenim oldu. Beni şu anda bulunduğum noktaya getirmek için motivasyon sağladı. Derslerime odaklanabilmem için motivasyon sağladı. Ne oldu? Yaptığımız deneyler beni bilim insanına dönüştürme yolunda motive etti. Okulun sadece iyi notlar almak için bir yer olmadığını, kariyere giden yolda bir araç olduğunu çocuğun anlamasını sağlamalıyız ve motivasyonunu sağlamalıyız. Okay, next question. I want to ask this. I want to ask this person a question. Is there anything that her 13-year-old son is really good at? I'd like for her to tell me. Okay, let me ask. Rojda Hanım, 13 yaşında aşık olduğunu belirtmiştiniz çocuğunuzun. Dr. Temple şu soruyu yöneltiyor. Çocuğunuzun iyi olduğu, motive olduğu bir alan var mı? Dilerseniz şu anda... Yes. What's he good at? İyi olduğu bir alan varsa isterseniz mikrofonu açıp sadece siz açıp cevap verebilirsiniz şu anda ya da yazabilirsiniz. Bilgisayar. Computers. He's good at computers. Mm-hmm. Well, maybe he needs to be introduced to computer programming and learn how to program computers. There's many free classes in JavaScript, Python, those are two computer programs. Let's see if he can learn programming. And she also mentioned he's also good at English. He's good at English. Okay, well, that's a very useful skill. Somebody who's very, very good bilingual, they can get a job as translator. And they won't care about his high school if his translation's good enough. Okay, thank you. Rojda Hanım'a sormuştuk oğlunun iyi olduğu bir alan var mı? Ona odaklanması için doktorun tavsiyeleri oldu. Eğer bilgisayar alanında iyiyse bilgisayar programcılığını tanıtabilirsiniz ona. Öğretebilirsiniz. Bilgisayar programcılığına yönelebilir. JavaScript, Python gibi bunlar iki tane örnek bilgisayar programları. Bu alanlara odaklanabilir. İngilizce'de de iyi olduğunu söylemiştiniz. İngilizce'de aslında çok kullanışlı bir beceridir. İleride iyi bir iki dilde de kendini yeterince geliştirirse iyi bir çevirmen olabilir ki bunun için lise eğitimi ya da eğitim düzeyi bile çok da mühim değildir. Bir sonraki soruya geçelim. Thank you, doctor. Okay. Bir velimizin sorusu, çocuğum sürekli yemek yemek istiyor, onu durduramıyoruz. Uyanık olduğu her saniye mutfağa gitmek ve yemek yemek istiyor. Engel olduğumuzda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu durum karşısında neler yapabiliriz? Okay, the next question is, my child is he always wants to eat. We cannot stop him. Any second that he is awake, he wants to go to the kitchen and eat something. And when we stop him, when we avoid him, he has meltdowns. What can we do at this situation? Why don't you try rewarding him for going, you know, so increasingly long periods of time of eating, where we eventually get it to just, you know, breakfast, lunch, and dinner. And
find something that would reward him. If you can go 15 minutes without going to the kitchen to eat, he gets a reward, where we're going to reward him for not eating all the time. And you increasingly lengthen the time until it gets up to the normal time between breakfast, lunch, and dinner. Neden ödüllendirme yöntemini denemiyorsunuz? Artan uzun zaman aralıklarıyla, yeme zamanı aralıklarıyla ödüllendirme yapabilirsiniz. Şöyle ki, başlangıçta 50 dakika boyunca mutfağa gitmeden, bir şeyler yemeden durursa bir ödül sunulabilir. Bu devam edilir ödüllendirme yöntemi. Ta ki sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği şeklinde 3 öğüne dönüşene kadar ödüllendirme yöntemiyle alışmasını sağlayabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Thank you. Bazı otizmli bireylerde dönemsel takıntıları oluyor. Ben bu takıntıları başkasına ve kendisine zarar vermediği sürece müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sizce bu konuda eğitimciler ne yapmalı? With some autistic individuals, they might have periods of obsessions. In my opinion, as long as these obsessions do not hurt themselves or some other people, I think there shouldn't be an intervention. But what do you think should the educators do on this topic? Okay, I'm going to give an example. If an obsession is on cars, motor vehicles, then try to broaden it. Use cars to teach reading, cars to teach math. Learn about the engineering of cars, designing cars. Take that obsession and you want to broaden it. When I was 8 years old, I just drew the same horse head over and over again. And my mother encouraged me to draw the whole horse, draw the stable. In other words, broaden the obsession to make it broader and less narrow. Bir örnek vereyim. Diyelim ki arabalar üzerine bir takıntısı var. Bu takıntıyı daha dar bir kapsamda tutmak yerine genişletmeye çalışın. Nasıl genişletme? Arabaları matematik için, matematik alanında kullanabilirsiniz. Arabaların dizaynı, arabaların mühendisliği, yani bu takıntıyı genişletin. Ben 8 yaşındayken kendim bir atağa defalarca tekrar biniyordum. Ve benim annem bu durumda ne yaptı? Sadece bir ata defalarca binmekten ziyade tüm bir alanı mesela o atla gitmemi sağladı. Siz ne yapabilirsiniz? Araba örneğinde verdiğimiz gibi. Arabaya takıntısı varsa sadece bir araba üzerine takıntılı kalmasındansa bunu daha da genişletip mühendislik, dizayn, matematik, bu arabanın dizaynı, mühendisliği nedir, matematiği nedir gibi genişleterek kullanabilirsiniz. Thank you, doctor. Özellikle 0-36 ayda otizmde en çok etkilenen alan sosyal etkileşimi ilerletmek adına duysal aktivitelere, floor time ve benzeri çalışmalarda oyun temelli etkileşim yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz? Duyu bütünleme aktivitelerini, duygusal aktarımları çocuğun edinmesi için faydalı buluyor musunuz? Okay. Let me check this out. Especially between the months of 0 to 36 months are the period in autism where social is the most affected, social interaction. What do you think about the approaches towards sensory activities like floor time, etc., game-based approaches? What do you think about them between the periods of 0 to 36 months and sensory integration activities? Do you think they are effective on the child gaining to pass on the emotions? Would it be effective? Sensory integration an evidence-based treatment, and a good ABA program will also use some sensory integration. Now, the question I always ask parents
is your child improving? Another thing I've observed is there's a big difference in the teachers. Regardless of which program they're doing, good teachers, the right teacher, will get usually more progress than a less effective teacher. Okay. Duyu bütünleme aktiviteleri, duysal entegrasyonun bilimsel olmadığını vurguluyor. İyi bir ABA programı edinirseniz, duygusal aktarımları da kolaylaştırabilirsiniz. Ama bu noktada hangi program olursa olsun, benim sorduğum soru şu oluyor. Çocuk gelişime gösteriyor mu? Ve bir diğer gözlemim, bir diğer vurgum da öğretmen noktasında oluyor. Eğer iyi bir öğretmene sahipseniz, hangi program olursa olsun ilerleme gösterecektir. Kötü bir, daha verimsiz bir öğretmene kıyasla. Çetin Bey'in sorusu, öfke nöbeti geçiren otizmli bir birey karşısında tutumumuz ne olmalı, ne olmamalı? What should be our approach? What should our approach be towards an autistic individual who is having a meltdown? What should we do and what should we not do? When I had a meltdown, my mother would just put me in my room for the 20 minutes and wait until I calmed down. And it's very important to know what's causing the meltdown. Is it frustration with not being able to communicate? Was it being in a noisy train station, which would be a sensory problem? Or if they just did it to, you know, manipulate people. And when I had a meltdown where it was the manipulate people, mother took television away for one night, or it would be the video game you would take away for one night. But you have to determine what caused the meltdown. Sensory, frustration with communication, or they're trying to manipulate you. Just a second. I think there is a microphone on and it is bothering me as well. I'm sorry, doctor. Bir mikrofonumuz açılmış. Onu yine bir sessize alalım. Okay. Ben kendi öfke nöbetimden örnek vereyim. Ben öfke nöbeti yaşayınca annem beni 20 dakika odama koyardı. Ta ki ben sakinleşene kadar beklerdi. Öfke nöbetlerinde en önemli nokta bu öfke nöbetine neyin sebep olduğunu bilmektir. Hatırlarsanız az önce de bunu vurgulamıştık. Bu öfke nöbetinin 3 sebebi olabilir olarak aktarıyoruz. İletişim kuramadığı için öfkeleniyor mu? Ya da duyusal bir sorun temelli mi? Tren istasyonu örneğini vermiştik. Ya da sadece manipülasyon, istemediği işten kaçınmak için mi bunu yapıyor? Bunu bulmamız gerekiyor. Ben kendim öfke nöbeti geçirince eğer bu üçüncü nedene bağlıysa, davranış manipülasyonuna bağlı olduğunda annem bir gecelik televizyonu yasaklardı. Ya da video oyunlarına, bilgisayar oyunlarına ilgim varsa onu yasaklardı. Belirlemeniz gereken ilk şey öfke nöbetinin nedeni, buna sebep olan şey nedir? Okay, let's go on. Okay. Bir soruyu net göremiyorum. Soruları bakıyorum şu anda. Gurbet Hanım, atipik otizmli çocuklar doğru eğitimle ileride normal düzeyde bir birey olur mu? Atypical autistic children, if they get a correct, a right education, would they become a normal individual in the future with the right education? You never become completely normal, but I learned speech. I have a good career. And autism is genetic. I will never be as social as most other people, but I've had a very good career as a university professor. Thank you.
Asla tamamen normal olamazsınız. Ama ben konuşmayı öğrendim. İyi bir kariyere sahibim ve belki de asla çoğu insan kadar sosyal olamayacağım ama üniversitede profesör olarak çok iyi bir kariyere sahibim. Well, the early education that I got enabled me to talk. If they had failed to give me the early education for talking, there's a possibility that my speech could have been a lot worse than it is now. Benim aldığım erken eğitim konuşmama çok yardım etti. Eğer bana erken eğitim vermeseydiler belki de konuşmam şu andakinden çok çok daha kötü olabilirdi. Yani erken eğitime çok dikkat etmemiz gerekiyor. Thank you doctor. Okay. İncinur Hanım, göz kontağı çalışmaları gerekli mi yoksa çocuğu zorlamış mı oluruz? Sosyal iletişim için önemli bir beceriyi çalışırken çocuğu istemediği bir şey etmek travmaya sebep verir mi yoksa bir gereklilik olarak mı görmeliyiz? Okay. The next question is, are the eye contact works, trainings, are they really a necessity or would we be forcing the child? And then I will come up with the follow-up question. Okay, on the eye contact, it's a less important than things like speech, basic skills like dressing, schoolwork, career. Sometimes there's too much emphasis on eye contact and it holds back or retards other more important things like speech and skills. Bazen göz temasına o kadar çok göz kontağı noktasına o kadar çok vurgu yapılıyor ki konuşma gibi, giyinme gibi, okul gibi, kariyer gibi temel beceriler önemini kaybediyorlar. Yani onları görmezden geliyoruz. Göz kontağına çok fazla vurgu yapıp çok fazla odaklandığımız zamanlarda. Yes. I want to answer a question that's on the chat in English. And sure. Damla asked, hi, I am wondering if you are happy. For the most part, I am happy. I have a good career. That's one of the things that makes me happy because I have friends through shared interests. I like to talk about the cattle industry. I like animal behavior, talk about engineering projects. Those are examples of friends through shared interests. İngilizce olan bir soruya denk gelmiş doktor chatte. Onu cevaplamak istedi. Mutlu musunuz merak ediyorum diye bir soru yöneltilmiş. Çoğunlukla mutluyum. İyi bir kariyere sahibim ve bu beni mutlu ediyor. Kariyerim dolayısıyla ortak ilgi alanlarına sahip olduğum arkadaşlarım var. Hayvan davranışları üzerine, mühendislik projeleri üzerine ortak ilgi paylaştığım insanlarla iletişim kurabiliyorum ve bu alanda mutluyum. Göz kontağı sorusunun devamı vardı. Sosyal iletişim için önemli bir beceriyi çalışırken çocuğu istemediği bir şeye itmek travmaya sebep verir mi yoksa bir gereklilik olarak mı görmeliyiz? Okay, as I said, there is a follow-up question to the eye contact. When we are working on a skill that is important for social communication, when we push the child on this topic that's important, would it cause a trauma for the child or should we just see it as a necessity and work on it? For some children, forcing eye contact and trying to teach a skill at the same time, they cannot do it. What you want to do is you just do a little bit of pushing because you do not want to let a child just sit in the corner and rock all day. You've got to get him doing things.
But if you push things too hard, then you get into the problems that the autistic adults are concerned about, where they were forced until it hurt. Eye contact is much lower down in my priority than other skills, like just greeting people, saying hello, saying thank you. I'd put more emphasis on that. Okay, thank you. Bazılarında göz teması için zorlama ve aynı anda bir beceriyi öğretmeye çalıştığımızda bunu yapamazlar. Eğer çocukta birazcık bir şeye itiyorsak, biraz itme yapabiliriz bunu çok fazla zorlamadığımız sürece. Çünkü çocuğun tüm gün bir köşede oturup sallanmasını istemeyiz, bir şeyler yapmasını isteriz. Ama çok fazla itme yaparsak, en başta hatırlarsanız bahsetmiştik, bu durum otistik yetişkinlerde, eski ABA yöntemlerinden bahsederken söylemiştik, acıyana kadar zorlanması, itilmesi gibi bir durum oluşuyor. Benim fikrimce göz teması daha az önemlidir. Bana göre çocuğun selam vermesi ya da teşekkür etmesi gibi becerileri edinmesi çok daha önemlidir. Thank you, doctor. Otizmde beslenmenin önemi nedir? What's the importance of nutrition, eating in autism? Wait a minute, I'm sorry, I don't understand. What's the importance of nutrition, eating habits in autism? Well, yes, some children just eat just one thing, and we need to get them eating more things. And one of the ways to help them is to get them involved in the kitchen with the preparation of food, where they can feel it, play with it, and then they might be more willing to eat something new if they can explore it while the food is being prepared. So get them involved in the preparation of the food. Bazı çocuklar sadece bir şey yerler ve daha fazla şey yemelerini sağlamalıyız elbette. Buna yardım etmenin bir yolu da yemeğin hazırlanma aşamasında çocuğu mutfağa dahil edebiliriz. Bu şekilde yemeği hissetmesini, oynamasını sağlayabiliriz ve yeni bir şeyi yemesi, mutfaktaki o yemeğin yapım aşamasını keşfetmesi için daha kolaylaştıracaktır. Yani ne yapabilirsiniz? Çocuğu mutfağa yönlendirip yemeğin yapılma aşamasına dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Sizin tam teşhisiniz nedir? Filminizi izledim. Doğru bir canlandırma mıdır? Yüksek işlevli otizm midir? Asperger midir? İkisi arasındaki farklar nelerdir? 4,5 yaşındaki oğlum Asperger teşhisi aldı. Okay, the next question is... What is your exact diagnosis? I have watched your movie, but is it are they fully giving the story? Is it high autism? Is it Asperger's? Because I have a and what are the differences, by the way, between the autism difference and Asperger? Between autism and Asperger's. Asperger's has no speech delay. The child had normal speech development, but the child is socially awkward. I would be autistic because I had a severe speech delay. I did not talk until I was 3 and 4 years old. So I would be autistic. Asperger's has normal speech development. Asperger ile otizm arasındaki fark noktasında otizmde Asperger'de konuşma normal düzeydedir. Fakat sosyal olarak farklılıklar gözlemleriz. Benimki otizm çünkü ciddi konuşma geriliği yaşadım. Ta 3 yaşına kadar konuşma becerim yoktu. 3,5 yaşına kadar. Asperger'de ise konuşma normal düzeydedir ama sosyal farklılıklar göze çarpar. And the question regarding your movie, is it your full story that they have passed on, or? Well, the movie shows yes. The projects I built accurately. My science teacher is accurate, and it shows how I think.
It shows how visual thinking works. Those parts of the movie are really accurate. My projects, visual thinking, and the main characters, my science teacher, my mother, and my aunt at the ranch. Okay, thank you. Film noktasında bir sorunuz vardı. Filmde benim yaptığım projeler, nasıl düşündüğüm, görsel düşünmem ve fen öğretmenim doğru bir şekilde yansıtıldı. Yani projelerim, görsel düşünmem ve temel kişiler doğru bir şekilde aktarıldı. İncinur Hanım'ın sorusu. Saniye. Ben özellikle stereotipik davranışları sormuştum. Takıntılı bedensel sallanma hareketleri gibi. Bunlarla müdahale edilmeli mi ya da ne kadar süre hareketleri yapmasına izin verilmeli? Okay, we had a question earlier about stereotypical movements, behaviors, I'm so sorry, stereotypical behaviors. And my main question is, when there is some behaviors such as obsessive body movements, should we intervene or let the behavior go on for a while and for how long? With the stereotypical... Well, there's a question here in English that's very similar about STEM repetitive behaviors. Mm-hmm. I think the best approach is some of these children do rocking, you know, behaviors like this, to calm down. So I was allowed to do it in my room. I was not allowed to do it at the dining room table. So if a child does it all the time, he won't develop. But it is all right to give them some times where they are allowed to do it. And you can have it on their schedule, some times where they can do some stimming, and then they've got to get back and work on their schoolwork. Okay, thank you. Tekrarlayan davranışlar konusunda şunu bilmek gerekiyor ki bu çocuklar genellikle sallanma gibi sürekli davranışları sakinleşmek için yapıyorlardır. Benim durumumda az önce kendisi gösterdi videodan görmüşsünüzdür. Benim durumumda bu sallanma hareketini sadece odamda yapmama izin vardı. Yemek masasında, sofrada otururken bunu yapmama izin yoktu. Çocuk eğer her zaman yapıyorsa gelişmeyebilir ama bazen yapmasını eğer onun günlük programına eklerseniz belirli aralıklara bu davranışı, tekrarlayan davranışı yaptıktan sonra işte okul işlerine, ödevlerine döneceksin şeklinde olursa gelişme gösterebilir. Well, sensory integration treatment, things like deep pressure, swinging, activities involving balancing can also help to reduce the urge of the child to want to do stimming. Duysal bütünleme çalışmaları, sallanma gibi, dengeleme gibi çalışmalar da çocuğun o sallanma isteğini, ihtiyacını azaltmada yardımcı olabilir. I was allowed to spin things. And you spin things. I had a time after lunch where I was allowed to do it, and a time after dinner where I was allowed to spin things, and other times it was not allowed. So I had on a schedule some times where it was allowed, and other times not allowed. Okay. Az önce gördüğünüz gibi doktorun gösterdiği şekilde benim bir şeyleri sallamama izin verilirdi. Döndürme, sallama davranışından bahsediyor. Ama bu sadece belirli zamanlar için. Öğle yemeğinden ve akşam yemeğinden sonra belirli bir süre için bu sallama davranışına iznim vardı. Fakat diğer zamanlarda yapmama izin yoktu. Yani planlanmış bir şekilde çocuğun bu tekrar eden davranışları sergilemesine izin verirseniz belirli sürelerde geriye kalan zamanlarda yapmaması şartıyla bunu geliştirebilirsiniz. Biyorezonans tedavisi otizmde etkili midir? Is biorezonance treatment effective in autism? Okay, what kind of treatment? It says biorezonance. I would, this is probably very expensive. I would concentrate on having good teachers
work with a child and spend my money on good teachers. Biyorezonans tedavisi noktasında muhtemelen böyle bir tedavi çok pahalıdır. Ben olsam çocuğun iyi bir öğretmenle vakit geçirmesini, iyi bir öğretmen edinmesini, bu öğretmenin çocukla sıkı bir şekilde çalışmasını daha çok tavsiye ederim. And things like sensory integration is easy to do. Swinging activities, deep pressure, weighted vest, weighted blanket. That helps some children. You see, these treatments work on some of the kids and not on the others. But you can try weighted blanket, weighted breast, swinging activities, balancing activities. Okay. Duyusal bütünleme etkinliklerinde sallanma gibi, bir battaniyeyi, örtüyü katlama gibi. Bunlar bazı çocuklara, bazılarına yardımcı olabilir. Bunun vurgusunu yapıyor doktor. I'm on a Zoom call. I'll see you at 12. Great. Yeah, bye. Okay. Sorry about that. Okay. No, that's okay, doctor. Let me just see where the next question is. Okay. Otizmli çocuğa sahip ailelerin en önemli ihtiyaçları nedir? Onlara nasıl destek olabiliriz? What are the most essential needs of the parents with autistic children and how can we support them? It's going to depend upon different autistic children. By the time I was 6 years old, I could do normal activities, shopping with the family, religion services with the family, visiting relatives with the family. Now there are other children who are much more severe, and they're not able to do these normal activities without having screaming. And in this situation, some of these families need to have what's called respite, where somebody else can work with a child so they can do some other things. See, autism is very variable. I was 6 years old. We went shopping. Everything was fine. There'll be another child. Go shopping, it's screaming and meltdowns. It's extremely variable. Ben otizmin, öncelikle otizmin çok değişken, bireyden bireye değişken olduğunu vurgulayalım. Ben 6 yaşındayken normal etkinliklere katılabiliyordum. İşte ailemle birlikte alışverişe gitmek olsun, kiliseye gitme gibi. Din hizmetleri olsun, akraba ziyareti, bunları yapabiliyordum. Ama daha ciddi semptomları olan çocuklarda, bu davranışları yapamayan çocuklarda aile için bir destekçi olabilir. Yani çocukla bu davranışları gerçekleştirmesi için destekçi bir birey olabilir. Yalnız burada şöyle bir vurgu var. Çocuktan çocuğa otizm çok değişken olduğu için farklılık gösterebilir. Daha ciddi semptomu olanlar, ben 6 yaşındayken evet alışverişe gidebiliyordum ama farklı bir çocuk alışverişe gittiğinde ağlamalar ve öfke nöbetleri geçirebilir. Okay, next question.